kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yeni açan seyircilerimiz için konuklarımı yeniden hatırlatayım. Benim sağ tarafımda, sağ başta Özgür Karabat, CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve şimdi Mevlüt Uysal'ın, yani yeni seçilenin tırnak içinde kullanmak istiyorum burada. Atanan da diyebiliriz yani. Belediye Başkanı'nın, İstanbul Belediye Başkanı'nı belki de en iyi tanıyan CHP'li bu Başakşehir'de ve neler oldu? Aslında niçin o isim seçildi İstanbul Belediye Başkanı olarak ve ne yapmak üzere seçildi? Onlarla ilgili bazı sorularım olacak kendisine. Mustafa Hoş, kendisini tanıyorsunuz. Bir diğer konuğum. Yanımda Cevat Gök. Cevat Gök de Irak'ta pek çok televizyonun Türkiye temsilcisi. Şimdi yeri gelmişken sizin attığınız bazı tweetler var. Onları soracağım. Ama efendim şu referandum konusunda ben de kendi fikrimi bir 10-15 saniyede ifade etmek isterim. Tamamen değil ama soru olarak ifade etmek isterim. Birincisi bir harita göstermek istiyorum. Bir haritayı gösterelim. Bakın bu haritada verelim arkadaşlar Kürdistan özel bölgesinin sınırları. Bakın oradan bir sınır çizgisi var. Morun üstünde bir sınır. O sınır çizgisinin, siyah çizginin üst tarafı aslında Kürdistan Özerk Bölgesi adlı Kuzey Irak'taki Özerk Bölgenin resmi sınırları. Üç bölge. Dohuk, evet. Süleymaniye, Erbil. Oradaki iç bölgeleri, evet. Orada da gözüküyor bazıları. Fakat bir de bakın oradan taşmış, dışarıya çıkmış olan mor bölge var. Ve o bölge bakın hem Suriye sınırını alıyor hem Kerkük'ü alıyor. Biraz önce Kerkük'te tam bağlantı yaptık. Eski bir milletvekili Fevzi Bey anlattı oradaki durumu. Ve yasa dışı olduğunu söyledi. Orada bir peşmerge işgali var. Evet. Şimdi dolayısıyla bütün petrol kuyularının da Irak'taki en önemli, Kuzey Irak'taki en önemli petrol kuyuları da orada ve oralarda işgal altında. Şimdi ve buralarda da referandum yapılıyor sanki kendisine aitmiş gibi. Şimdi oradaki Kürt halkının kendi kaderini tayin etmek için referandum yapması eleştirilebilir yahut kabul edilebilir. Bu tartışılabilir bir şey. Ben bu konuyla ilgili görüş beyan etmek istemiyorum şu anda. Ama orasının işgal altında tutulması başlı başına eleştiri yapılması gereken bir şey. Bir. İkincisi yani zaten ilk kısmı yani o referandum konusunun eleştirisi gerek bu televizyonda gerek başka yerlerde çok sık yapıldı. O yüzden orayı atlamak istiyorum. Burada da birinci bölümde yaptık. Ama değinmemiz gereken şey ikinci bölüm yani oradaki bütün petrol bölgelerinin ve Irak'taki bütün halkın hakkı olan yerlerin Barzani ailesi tarafından işgal edilmiş olduğu durumu var ve şimdi buna karşı niye tepki göstermiyorsunuz? Evet. Yani AKP bu zamana kadar buna karşı bir tepki göstermedi. Bu çünkü yeni olmuş bir şey değil ki. Yani referanduma tepki gösterene kadar önce sen oradaki işgale bir tepki göster. Birinci durum bu. İkincisi sen ona tepki göstermezsen adam da referandumu yapar. Çünkü zaten Kerkük olmazsa o referandumun hiçbir şeyi yok. Yani o bölge yaşayamaz bağımsız olarak. Birinci durum bu. İkinci durum ama sizin paylaştığınız tweetlerden aldım Cevat Gök. Bir meşhur harita. Şimdi bu haritayı da bir gösterelim. Bu harita, bakın harita bu. Haritada Hatay'ın yarısı ve İskenderun Körfezi dahil Kürdistan'a alınmış vaziyette. Akdeniz'e ulaşmış. Akdeniz'e ulaşmış. Karadeniz'e ulaşmasına da az kalmış yani. Iğdır mıdır falan tamamı alınmış. Ermenistan sınırına dayanıyor evet, diyorlar. Sivas civarına kadar evet. Da falan Malatya vesaire. Hepsi şeyde. Üstünde de işte bir güneş resmi vesaire. Şimdi deniliyor ki bu Rudav televizyonu biraz önce onun yayın şeyinin editörünün yöneticisinin meşhur petrol gemileri üzerine AKP'ye yönelik tehdit kokan açıklamalarını verdi. Şimdi onun meteoroloji haritası canım o deniliyor. Yani bunları bu haritayı gündeme getirdiğimizde canım bu Barzani bunu savunmuyor ki bu Rudav işte vermiş meteoroloji olarak.
Şimdi ben buna bakıyorum, hiç meteoroloji haritasına benzetemiyorum. Siyasi harita. Bildiğiniz siyasi harita. Şimdi bir tek güneş var meteorolojik olarak. Evet, yani bayrakta yani. Hava açık, öyle demeye çalışıyorum. Şimdi siyasi bu harita güneş nedir? Bunu siz paylaşmışsınız. Evet. Şimdi İran'dan da epey bir bölge var orada. Evet tabii, İran'dan da almış. Güneyde epey bir Arap bölgesi de var. Evet. İstedikleri bölge bu. Yani hayal ettikleri Büyük Kürdistan haritası bu kardeşim. Türk kamuoyu bunu bilsin. Kuzey Suriye de bunun içinde. Türkiye'nin doğusu, güney doğusu da bunun içinde. Efendim, İran ve Irak'tan da epey bir bölge var. Evet, o bizim diğer bir tweetimiz. Şimdi diğer bir tweette de siz Irak televizyonuna çıkmışsınız. Karşınızda da tartışma var galiba. Orada evet, karşınızda Barzanici bir ekip evet, mi vardı? Evet. Yani veya Kuzey Irak'tan. Vardı? Evet, Kuzey doğru. Irak. Onlara sormuşsunuz galiba. Ya doğru. Türkiye toprakları Kürdistan haritanızda niye var diye sormuşsunuz. Evet. Ne cevap vermiş? Yok. Açıkçası onu diyorlar ki biz referandumla ilgili pusulalarda koymadık Türkiye'nin haritasını. Ama sokaklarda, caddelerde seçim referandum reklamlarında, propagandalarında vardı. Bir fotoğrafımız da evet, vardı bir, zannedersem. Bir başka fotoğraf daha var. Onu da gösterelim. Yani, afişlerde, oradaki afişlerde, pankartlarda. Evet. Pankartlardaki. Evet bu aynen da bu. Görüldüğü gibi. Evet. Aynı deminki harita. Evet. Yani şeydeki Kürdistan özerk bölgesindeki referandum sırasında kullanılan harita. Evet. Yani oradaki vatandaşlara veya oradaki yani o vatandaşların Türk kamuoyunun bunu görmesi lazım. Özerk bölge nüfusuna çünkü Irak vatandaşı. Yani işte bu. Evet. Şimdi yani bunu oyladılar. Yani. Bravo. Şimdi ben bunu net olarak söylemek durumundayım. Irak'ın birliğini ne için istiyoruz? Türkiye'nin birliği için istiyoruz. Aynı konu Suriye için de geçerliydi kardeşim. Suriye'nin birliğini neden istedik? Türkiye'nin birliğini için, istediğimiz için istedik. Yani bu ülkeler bölündüğü zaman işte hayal, işte sıra geliyor yani bize doğru. Amerika'nın böyle bir planı, projesi var. İsrail'in böyle bir projesi var. İsrail bayrağındaki iki mavinin, mavi şeritin Dicle ile Fırat olduğunu veya Nil'den Fırat arası olduğunu artık bilmeyen yok zaten. İşte hayallerindeki olması gereken bu. Kim buna alet oluyorsa bu ülkenin birliğine ihanet ediyor demektir açıkçası. Yani şu referandumun göz göre göre geldiğini. Vallahi İsrail herhalde şöyle de düşünüyor olabilir. Araplar kendisine çok düşman. İran kendisine çok düşman. Bunları meşgul edecek. Oradaki bir hepsinin evet, arasında Fars ve Arap olmayan bir evet, yeni devlet olursa en azından onlarla uğraşırlar. Benden uğraşmazlar. Ben de oradan onlara yardım ederim falan diye düşünüyor olabilir yani. Şimdi bizim yani, ben müsaadeniz olursa çok kısa bir geçiş yapacağım. Evet. Birincisi bölgedeki ülkelerin milli birliği çok önemli. Türkiye'nin, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın vesaire. Bu haritalarla oynamaktan ziyade başkentlerin birbiriyle ilişkileri çok önemli görünüyor. Ankara, Şam, Bağdat ve Tahran. Yani bu dört ülkenin başkenti birbiriyle sağlam diyalog içine girmediği sürece ne terör sorunu çözülür ne de birbirimizin İçindeki bu bölünme tehlikesi vesaire bu her zaman başımızın üstünde bir kılıç gibi duracaktır. Bunun bilinmesi lazım. Peki. Ya işte bu Arap Baharı'nın sonuçları üzerine hiçbir şey yapılmadı bu ülkede. Doğru düzgün tartışılmadı. Şimdi Kürt Baharı çıkarıldı. Evet. Yani birbirinden bağımsız değil ama bunun daha öncesi de var. İşte Büyük Orta Doğu Projesi denilen şey aslında bir anlamda da bütün bunları öngörüyordu. Bunların en önemli ayaklarından birisi de Türkiye ve yani şu anda Irak'ın toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü dediğiniz anda öncesinde olan her şeyi de yok sayıyor demektir. Evet. Ama onlar da yaşandı. Yani Suriye'nin bölünmesi de Türkiye'nin rolü var. Irak'ta da var. Ve şu anda bunu bir anda düzeltme ve sanki referanduma karşı çıkarak oradaki bütün dengeleri düzeltiyormuş şeyi de doğru değil, inandırıcı değil. Peki bir şey daha sorayım o zaman Mustafa Hoş. Şimdi Türkiye'de Barzani'nin bir partisi var aslında. Türkiye KDP'si denilen işte bir partinin de yöneticisi konuşmuş. Şöyle demiş arkadaşlar, kepsi gösterebilirlerse, başlığı gösterebilirlerse. Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi bunun adı.
onun yöneticisi demiş ki AKP'nin birçok Kürt teşkilatı KDP'li. Böyle giderse koparlar. Bu arada AKP'nin bütün referandum sürecinde falan işbirliği yaptığı Hüdapar'da ülkücü gruplara ters çıkmış. Öyle silah milah falan göstermeyin demiş. Biz de gider orayı koruruz yani oradaki falan diye. Biz falan böyle bir... Şimdi kendi arka bahçelerinde kavga ediyorlar. Yani AKP'nin kurduğu ve yürüttüğü ülkenin stratejinin aslında kendi içindeki bir kavgası gibi bu. Yani bir iç kavga gibi. Öyle de görmek lazım işte. Yani şimdi Hüdapar oraya böyle çıkıyor ama Hüdapar dediğimiz şey Hizbullah. Yani Hüdapar deyince sanki yeni bir parti. Orada işte Kürtleri temsil eden bir partiymiş gibi düşünüyoruz ama bu Hizbullah. Hizbullah. Şeyle karışmaz. Lübnan Hizbullah. Türkiye Hizbullah. Hani işte domuz bağlarıyla birlikte bir dönem ortaya çıkan ve çok ağır sonuçlar yaşanan ve Batman ağırlıklı yürütülen Kürt'ü Kürt'e kırdırma politikasının yarattığı, çıkardığı bir yapılanmaydı. Şimdi aynı şekilde öyle bir hale geldi ki bu çözülmesi de zor. Yani AKP'nin karşı çıktığı aslında kendi kendine karşı çıkmış da oluyor bir anlamda yürüttüğü politikayla. O zaman yürümüyor zaten politika olduğu yerde. Yani yürümediği ortada işte. Yani Barzan'ın hala ofisi duruyor Ankara'da. Karşı gibi yapmaya devam ediyorlar. Yani, yani Barzan'ın ofisi hala duruyor. Ankara'da ofisi var. Bizim elçiliğimiz hala açık Erbil'de. Evet. Konsolosluk. Yani Türkiye elçiliğini kapatmadı mesela orada değil mi? Buradaki açık, oradaki de açık. Ya işte bu bir anda karar verip hani bunu yaptık diyebilecek bir durumda da değiller. Çünkü hani öyle bir karma karışık bir hale getirdiler ki bence içinden nasıl çıkacağını da bilmiyor ayrıca. Bir formülü yok. Türkiye'nin bir formülü yok. Net bir formülü var mı? Suriye için var mı? Şam'la işbirliği yapmak zorunda. Şimdi üstü kapalı bir şekilde Rusya aracılığıyla yapıyorsun. Ama Şam'la işbirliği yaptığın anda geçmişteki yaptığın her şeyi de kabul etmiş. Kabul edeceksin ama kabul etmek yetmez. Yani Türkiye'nin ciddi anlamda bir başka etnik sorunu olacak önümüzdeki günlerde ve aslında da Suriyeli iç, tabii ki 4 milyon tane insandan söz ediyoruz. Yani biz Rusya ile konuşurken ya da Suriye ile irtibat kururken 4 milyon tane Suriyeli'nin ne olacağına dair bir şey yapıyor muyuz? Geçen bir bakan açıklamış ya, isteseler de göndermeyiz diyor. Böyle şey olur mu? İsteseler de göndermeyiz. Nasıl dersin? Bu nasıl bir politikadır? Yani onlar bize lazım diyor yani. Özellikle. Evet yani işte bak Avrupa ülkeleri nasıl alıyor bunu? İşte Bulgaristan'da dahil 300 tane Suriyeli geliyor. Belli bir intibak süreleri, uyum süreleri tanımış. Ondan sonra uyum sağlamadı diye geri gönderiyor. Sağlıyorsa alıyor. Yani. Sağlıyorsa alıyor. Evet. Şimdi tabii enteresan bir şey sayın seyirciler. Bakın bir taraftan Barzanici yayın organından biz sizden zamanında ne güzel işler yaptık. Şimdi adamı fazla konuşturmayın demeye getiren şantaj kokan açıklamalar var. Öbür taraftan Türkiye'ye asker göndereceğiz, şunu yapacağız falan diyor. Ne elçiliğini kapatıyor, ne sınır kapısını kapatıyor, ne hiçbir şey. Yani asker gönderene kadar yapılacak bir sürü şey var. Birincisi asker göndermek ve durduk yerde savaşa girmek hiç benim de öyle hoşlandığım. Hayır, gönderdiğin anda oraya hakim olacağını mı sanıyorsun? Bir de o var. Orada da savaş demektir bu. Yani savaş, sen gittiğin anda Türkiye oraya asker gönderdiği anda Musul, Kerkük dahil Kuzey Irak oranın tamamını ele mi geçirecek? Arada işte silahla poz verip de işte biz oraya gider alırız falan. Başka bir sürü. İsrail var. İsrail'le yeni anlaşma yapmadınız mı? Mavi Marmara'ya rağmen 25 milyon dolara. Yani İran var, Rusya var, Amerika var. Amerika'ya ne kadar karşı çıkabiliyorsun ki? Elinde sallandırıyor da zarrabı buraya doğru. Anahtarlık gibi sallıyor. Şimdi tabii sayın seyirciler bakın bir de yani bunları ben zamanında da yazdım. Belki tekrar yazmak gerekecek. Ta 2010 yılında yazdım. Hem Reza Zarrab olayını, o zaman isim vermeden ama İran'la o dönemki yönetimle yapılan işleri, hem de bu Barzani şirketleriyle ortak yapılan işleri oturduk yazdık. Bunların hepsinin belli sebebi var. Onlara o zaman göz yumuldu. Amerika tarafından başka yerler falan.
göz yumuldu demek ama görmedi anlamına gelmiyor. Onlar alındı. Bir şantaj malzemesi demek istemiyorum ama gerektiğinde önüne koymak için bunlar bir cins tuzak gibi size açıldı işte. Şimdi ne oluyor? Adamlar önünüze koyuyor bunu. Dolayısıyla siz de buradan vay falan diye kürsülerde konuşuyorsunuz ama iş aksiyon yapmaya gelince, işte ne derler adına Kuzey Irak'ta tavır almaya gelince alamıyorsunuz diye bir görüntü var. Umarım bu görüntüdeki şeyi, durumu aşarız Türkiye olarak. Ama Türkiye'nin çıkarlarının önüne ailesel çıkarlar geçince... Türkiye'nin net bir politikası yok. Ne yapacağına dair bildiği bir şey de yok. Ve işin içinden çıkabilecek bende durumu da yok. Sayın Başbakan'a bir formül bulmak lazım. Oraya karşı çıktıksa buraya da çıkmak lazım falan gibi basit bir şey olacak. Şimdi efendim, tabii AKP'yi anlamadan bunları anlamak mümkün değil. AKP'yi kaç senedir yaşıyoruz. Anlamak, anladık tabii falan denilebilir ama her durumda yeniden keşfedilecek bir şey var. Bakın, durduk yerde esrarengiz bir şekilde pat diye Kadir Topbaş, İstanbul Belediye Başkanı istifa etti mi, ettirildi mi? Herkes diyor ki ettirildi yani şeyi öyle. Niye olduğunu bilmiyoruz. Söylenilen şeyler kimseyi ikna etmiş durumda değil. 5 tane uyduruktan dosya vardı da bunlar işte veto yedi de falan bilmem ne. Ama senin damadını FETÖ'cülükten içeri alıp salmışlar arkadaş. Yani bir de işin bu tarafı var. Öyle sonra tekrar almışlar. Sonra tekrar almışlar vesaire falan. Şimdi yerine son anda sürpriz olarak Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal geçti. Hatta neredeyse son. Üstelik de çok küçük bir AKP'ye yakın internet sitesinde son anda ismi geçti. Aa ne oldu, bu da nereden çıktı falan dedi insanlar. Allah Allah derken pat diye o geldi. Şimdi birincisi Mevlüt Uysal kimdir? Başakşehir nedir? Şimdi bakın, Başakşehir deyince bir Başakşehir futbol kulübü var. Futbol kulübü ki ona da belki sonra geliriz. Birdenbire mesela neredeyse şeyi şampiyonluğu zorlayacak bir gelişme kat etti. Arkasında neler var onun? Şimdi o zaman başlayalım. İstanbul'u yeni belediye başkanını Mevlüt Uysal'ı herhalde en iyi tanıyan CHP'li sensindir diyebilirim, evet. Özgür Karabat. Niye? Çünkü yerel seçimde sen onun rakibiydin. Beraber. Öncesinde 5 yıl ilçe başkanıydım ondan önce. Evet. Yine. Karşısında da başkanıydın. Şimdi dolayısıyla bu isim niye seçildi? Evet. Şimdi Mevlüt Uysal ismi aslında Türkiye'ye çok sürpriz gelebilir ama duyduğumuzda bize sürpriz gelmedi. Çünkü AKP açısından baktığımızda az önce dediğimiz gibi ailenin çıkarları ülkenin çıkarlarının önüne geçmeye başladı. Genel politikada böyle. Başakşehir açısından ve İstanbul açısından da bu halde yorumlarsak eğer hiç sürpriz olmadı. Çünkü aslında Mevlüt Uysal, Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine son derece yakın olan birisi. Hem özel ilişkileri, hem ticari ilişkileri, hem de siyasi ilişkileri gereği öteden beri Recep Tayyip Erdoğan ailesi yakın. Birkaç örnek vermek isterim hafiften başlayarak. Birincisi şu, Burak diye bir oğlu var Tayyip Bey'in. Hatırlarsanız o bir sanatçı öldürdü oğlu. Sevim Tanyürek öldürdü. Ve kaza öldürdü derken kaza oldu. Evet, yani kaza trafik oldu. Kazasında. Sonra o kazada 8'e 8 kusursuz bulundu. Adli tıp şeyinde. Ve bu rapor sürecindeki Burak'ın avukatlarından bir tanesi Mevlüt Uysal'dı. Hayati Yazıcı. Beraber. Evet, Mevlüt Uysal zaten ilk avukatlık hayatına Hayati Yazıcı'yla beraber başlar. Ortak hukuk bürosu kurarlar. Bakın bunu evet. Sonra ikinci önemli noktalardan bir tanesi şudur benim açımdan. Siirt kampanyası sırasında da Mevlüt Uysal fiili olarak kampanyanın önde gelen yöneticilerindendir Siirt'teki. Siirt davasını da hatırlatalım. Evet. Yani Tayyip Erdoğan şey değildi. Tayyip Erdoğan'a başbakanlık yolunu açan seçim. Evet. Başbakanlık yani yolunu açan Siirt'ten seçim. Siirt'ten bir kişi istifa etti değil mi? Şeyden, evet, bir meşhur Jet Fadıl'ın milletvekilliği iptal edildi. Evet. Orada bir seçim oldu. Evet. Milletvekili istifa etti. Yerine Recep Tayyip Erdoğan seçim yapılıp AKP Genel Başkanı başbakan oldu. Bu bir organizasyon şeklinde oldu ve yöneticisi yöneticilerinden birisi de Mevlüt Uysal. Önde gelen yöneticilerinden birisi de Mevlüt Uysal. Ne yaptı Mevlüt Uysal orada? O seçim koordinasyonunu yönlendiren kişidir. Aynı zamanda bugünkü belediye başkanı yardımcıların bir tanesi de yine Nurettin Ertemel'de Başakşehir'de belediye başkan yardımcısı. O kampanyanın önde gelenlerden bir tanesi. Hı hı. Sadece bu değil.
Mevlüt Uysal aynı zamanda TÜRGEV yönetim kurulu üyesidir ve kurucu yönetim kurulu üyesidir. Hmm. Bilal Erdoğan'la burada çok yakın ilişkileri gelişmiştir. Ben zaten bu süreci şöyle yorumluyorum. Artık Şehzade karar alma süreçlerinde etkin olmaya başlıyor yavaş yavaş. Yani burada şu da var. Hani damat denilen Göksel Gümüşdağ'a getirilecekti. İşte damat gelmedi. Yerine başka birisi geldi değil. Yine aileden birisi geldi. Yine aileden birisi geldi. Yani şimdi aslında aileyi kamufle etmiş olabilirler ama yine aileden birisinin geldiğini çok doğru bir ifadeyle söyleyebiliriz. Onun ötesinde Tayyip Erdoğan'ın siyasi aidiyetleri, ait olduğu, yakın olduğu cemaat ilişkilerine falan bakarsak eğer Nakşi geleni cemaati ve ona bağlı işte Esat Coşan ve İskender Paşa'ya yakınlığını bilinir. Mevlüt Bey de böyle bir ilişkinin içindedir. Yine bu ilişkilerin birçoğuna ticari ilişkiler geliştirdiğini söylemek isterim. Mesela Saraç ailesi adına, Mehmet Emin Saraç adına Başakşehir'de 75 milyon TL bir okul yapılmıştır. Belediye bütçesinden. O kadar yakın. Saraç ailesini bir hatırlatalım. Evet. Şu Alo Fatih Alo diye Fatih. Bilinen dedesi, olaydaki Fatih Saraç. Ve yine YÖK Başkanı'nın babası. Yani burada da aileyle yakın ilişkide olan birisi. TÜRGEV ilişkisi yalnız sadece yönetim kurulu üyeliğiyle kalmıyor. Birazdan açıklayacağım birkaç dosya var. Hı hı. Aynı zamanda burası çok büyük bir ticari organizasyonun döndüğü bir ilişki haline geldi. İsterseniz bir tanesinden bahsedeyim. Önemli hı. olduğunu düşünüyorum bunu. Evet. TÜRGEV'e birincisi bir cami yeri verildi. Biz bunu Ali Özgündüz Aracı'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdık. O cami yerine bir yurt yapıldı. TÜRGEV yurdu. Adı Katibe Atmaca. Bu isim bir kenarda kalsın. Birazdan bir saniye, başka bir saniye. Katibe? Katibe Atmaca. Bu Atmaca ismini birazdan... Ne özelliği var? Birazdan hatırlayacağım devamında. Evet. Fakat esas büyük vurgun yakın bir zamanda gerçekleşti. Belki de Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde rüştünü ispatlamış olabilir. Şimdi Başakşehir'de Başak Mahallesi var. Başak Mahallesi'nde OYAK var. Fatih Terim Stadyumu var ve onun arkasında çok büyük araziler var. Burada iki tane büyük parsel. 2125 ve 3637 parsel ki bunların toplamı birisi 3289 dönüm, birisi 3386 dönüm. Buradaki birinden 2125 parselden 1420 ada, 3637'den 1421 ada. Birisi yüksek öğretim alanı olarak tanımlandı. Diğer parsel ise özel eğitim olarak tanımlandı. Bu parseller ne kadar? Bu parsellerin toplam büyüklüğü birisi 477 dönüm, birisi 149 dönüm. Önce imar değişikliği yapıldıktan 626 dönüm. 626 dönüm. Bu imar değişiklikleri yapıldıktan sonra da yakın bir zamanda bu arsalar, araziler İbni Haldun Üniversitesi'ne tahsis edildi. İbni Haldun Üniversitesi TÜRGEV Vakfı'nın kurduğu bir üniversite. Mevlüt Uysal bu işin organize eden Başakşehir'deki arazilerle birisi. Bu arazinin toplam değerini eğer hesapladığımızda da 1000 dolardır en düşük metrekaresi orada. Yaklaşık 626 milyon dolardır. Bir kere tahsis edilen alan bir vakfa. Tabii bunu böyle baktığımızda son zamanda gerçekleşen bir şey. Yarım milyar dolardan fazla bir rakamı verince belediye başkanı mı oluyor? Yani belediye başkanı bu bir kere ciddi bir rüştü ispatlamadır. Daha önce cami yeri verilmiş, başka ilişkiler var. Yine aileden birinin ticari ilişkileri aslında mesela Arap sermayesiyle geliştirilen yakın ilişkiler var. Mesela. Büyük bir Arap... Şimdi yine aynı şekilde Başakşehir'de Bahçeşehir Mahallesi var. Bahçeşehir Mahallesi'nde büyük bir proje adı var. Önce hangi şirketle ilişki olduğunu söylemek isterim. Strada diye bir şirket. Uzun unvanı söylemiyorum. Uzun bir unvanı var. Bunun CEO'su El Kuyaman. Şimdi burada parçalı yapıda araziler var. Çeşitli parsellerde araziler. Ve 2010 yılında bu parsel sahipleri imar durumuna itiraz ediyor. Çünkü şöyle bir durum var. Kimisi yola gidiyor, kimisi eğitim alanına gidiyor. Kamuya teklifler fazla ve %40'ın üzerinde. Aslında kamuya teklifin %40'ın üzerinde olduğu yerde otomatik olarak orası kamunun hakkıdır. %40'ın üzerindeyse. Bu böyle bir hak kullanılmıyor. İtiraz gerekçesinde bulunuyorlar ve zaten itiraz edenlere bu gerekçe gösterilerekten diyorlar ki bizim imarımızı arttırın, şunu düzeltin falan. Hiçbir şekilde olumlu karşılamıyor ve reddediyorlar. Sonra buralar bir şekilde toplanıyor. Toplandıktan sonra bu şirketin Türkiye'deki Aksir ortaklığında bir şirkete aktarılıyor ve orada bu itiraz gerekçe gösterilerek yeni bir imar düzenlemesi yapıyor. Yani parçalıyken normal vatandaş itiraz edince bir şey yok. Sonra bu hikaye toplanınca Arap şirketinde Mevlüt Bey'in organizasyonuna gelince bir imar değişikliği yapılıyor. Şimdi imar değişikliği toparlarsak kısaca toparlarsak şöyle
258 bin metrekarelik inşaat alanı 232 bine çıkıyor. 173 bin metrekarelik bir yeni alan. 1 milyonun üzerinde yaratılan bir değer var burada. 1 milyon ne? Yani 1 milyon TL'nin üzerinde yaratılan bir değer. Bir şeyle. Yeni parayla söylüyorum. Dolayısıyla şimdi burada da yine bir Arap sermayesiyle ilişki var. Yine Mevlüt Bey'in Medipol, işte az önce sorduğunuz Başakşehir, Medipol grubuyla ilgili Başakşehir'de iki tane girişimi var. Hem Bahçeşehir'de hastaneye tahsis etmesiyle ilgili. Orası TOKİ şehrine takılıyor. Hemen şimdi söylemek gerekirse Medipol deyince aklıma Medipol Başakşehir Futbol Kulübü geliyor biraz önce. Ondan önce de sponsoru Makro'ydu mesela. Makro da Başakşehir'de çok büyük ihaleler alan gruplardan bir tanesi. Bu örnekleri biz arttırabiliriz Başakşehir'de. Ama bu belediye başkanımızın temel niteliklerinden bir tanesi TÜRGEV aracılığıyla Recep Tayyip Erdoğan ailesinin yakınlığı ve bu vakfı büyütmekle ilgili Bilal Erdoğan'ın yakınlığı bu süreçte önemli rol oynamıştır diye ben düşünüyorum. Yine Tayyip Erdoğan'a yakın olan ailelerle de büyük ihaleler verdiğini, torunlar gibi gruplara da büyük ihaleler verdiğini biliyoruz. Halihazırda son gitmeden önce yaklaşık 60 dönümlük yeri, 60 bin metrekarelik yeri de bu gruplardan birine yine küçük arazilere birleştirip büyük bir pay halinde vermek üzere olduğunu da biz biliyoruz. Peki, şimdi iki şeyi hatırlatayım. Biraz önce bir caminin veya okulun ismini sonra açıklayacağım. Yani bir ismi vereceğim. Evet. O ne? Bir de ikincisi bu burada bir tarikat bağlantısından da bahsediliyor. Mesela hangi tarikat söz konusu burada? Nakşiliğin bir kolu İskender bu, Paşa. İskender Paşa. Dergahından bahsediyoruz. Evet. Öyle mi? Bu İskender Paşa dergahınla aslında milli görüş eskiden Esat Coşan zamanında çok şiddetli kavga etmişlerdi. Ben hatırlıyorum 80'lerde. Evet. Hatta Esat Coşan öldükten sonra ancak. Esat Coşan da İskender Paşa'nın başındaki şeyhti. Yani Erbakan'la ve milli görüşle arası iyi değildi. Ama anladığım ANAP'ı kadar desteklemiştir zaten ondan sonraki seçimlerde. Ama şimdi dediğinize artık göre artık AKP milli görüş gömleğini çıkarttığına göre öyle bir mesele seçim kalmadı. Meselenin kalmadığını söyleyebilir. Çünkü artık AKP'nin böyle hani o zamanki milli görüşle falan çok ilişkili olduğunda söylememiz mümkün değil. Tabii ben o atmaca ismini az önce bilerek bir kenara attım. Evet. Birazdan bahsedeceğiz. Bizim yaptığımız suç duyuruları var mesela Mevlüt Bey ile ilgili. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İddiamız şu. Biz tabii kimseyi bir örgüt... Hayır, şimdi şeyi bitirelim. Bu İskender Paşa birçok yerde önemli. Yani niçin Mevlüt Uysal söz konusu olduğunda öne çıkıyor? Yani ciddi bir ilişki gerçekten var mı? Çünkü bu çok kişi için, Tayyip Erdoğan için bile söylenilen, tartışılan da bir şey yani. Şöyle, doğru mudur, değil midir diye. Tayyip Bey, Tayyip Erdoğan, Mevlüt Uysal, Abdullah Avcı aynı dergaha yakın oldukları Başakşehir'de çokça sıkça konuşulan bir şeydir bu. İskender söylenilen, Paşa. Söylenilen, bilinen diyelim daha doğrusu. Abdullah şey. Avcı da Başakşehir futbol takımının teknik direktörü. Tabii Mevlüt Bey'i biraz tanımak lazım. Yani niye geldi? Onun ötesinde nasıl bir adamdır da konuşmak lazım. Yani mesela şimdi herkes Kadir Bey'e Kadir abi der. Mesela böyle bir şey, ünvanı almış bir şekilde. Ama şunu söyleyeyim ki Mevlüt Bey'le ilgili böyle bir abilik, kardeşlik vesaire bir diyalog modelini göremeyeceğiz. Kendisine karşı olan herkesle kavga ettiğine tanıklık edeceğiz. Kolay sinirlenebilen bir adam olduğuna tanıklık edeceğiz. Belki bu yayından sonra tekrardan beni telefonlarıyla arayabilir. Tanıklık edeceğiz. Bunun örnekleri var. Kendi aleyhine yazan bir gazeteyi sabah namazındaki bir kahvaltıdan, kendisinin üzerinde bir kahvaltıdan kovan birisi. Sen burada olamazsın diye. Sabah namazından sonra böyle örnekleri var. Bir vatandaşa mezar yerimiz yok dediğinde sen ölü yeter ki ben seni gömecek yeri bulurum diyen bir şey. Yani örneklerini arttırabilirim bunun. Esprili bir arkadaşmış ama biraz münasebetsiz biraz espriler yapıyormuş. bu hesaba göre. Şu suç suçtan önce bir şeyden daha bahsetmek istedim. O da belediye başkanımız çokça otel meraklısıdır. Bilmesi gereken şeylerden bir tanesi budur. İki tanesini söylemek isterim eğer müsaadeniz varsa. Tabii ki, ne demek? Çanakkale Ezine Akçageçi köyünde 3 pafta 1374 parsel 125.835 metrekare. Bunları bilerek veriyorum çünkü 125.835 dönüm yani. 125 dönümün 1 metresini yıllık 1 liraya kiralayarak bir oteli devraldılar. İl özel idareden aldılar. O zaman il özel idaredeki il sekreteri şimdi AKP'nin milletvekili. Ve alan firma Mevlüt Uysal'ın ticaretçiliğine bakarlar. Kardeşinin aslında kendi firmasıdır. Kardeşinin ticaretçiliğine sahip olduğu bir firmadır. Bu işin içinde yine az önce bahsettiğimiz aileden birisi Şehzade vardır. Bu işin Şehzade için. Bu işin içinde kolaylaştırıcı diyorsunuz. Evet, kolaylaştırıcı. İddianıza göre.
Yani 1 lira da yıllık pek pahalı değilmiş ya. Yani yıllık insan... 125 metrekare. Yıllık aylık değilmiş. Değil. Yine aynı şekilde TİGEM var biliyorsun. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Buranın da Yalova'da bir oteli var. Bu oteli de yine 80 bin metrekareyi bu sefer aylık 80 bin liraya alarak yine çok Hasan Şah adına bir otel almış durumda. Yani bu otel ilişkilerinden birisi organize eden arkadaşımızdan bir tanesi Çanakkale'de İl Özel İdare'nin sekreteri şu anda o partinin AKP milletvekili. Bunu da belirtmek peki, istedim. Peki yeri gelmişken gene kısaca bu Başakşehir niye bu kadar önemli? Evet. Yani niye mesela burada birikmiş her türlü tarikat ilişkisi, aile ilişkisi, şu ilişkisi, bu ilişkisi? Niçin mesela başka bir belediyenin takımı alıp da şampiyonluk yolunda para basılmıyor ona da mesela Başakşehir'e basılıyor? Şimdi Başakşehir bir kere İstanbul'daki tanımlı büyüme alanlarının, yani imara açılmış bölgelerin, tanımlı orman değil yani, tanımlı büyüme alanlarının üçte birine sahip bir ilçe. Çok sayıda bakir alan var. Ve az önce söyledim, sadece iki parselde 6500 dönümü söyledim bir kere. Evet. Yani tanımlı büyüme alanları fazla, rant fazla. Onun ötesinde yerleşme alanlarında da 5 tane gecekondu mahallesi var. Bu gecekondu mahalleleri de kentsel dönüşüm açısından ve rant açısından önemli. Kanal İstanbul buradan geçiyor ve bizim hesaplarımıza göre 2027 yılına kadar Başakşehir'deki yaratılacak değer 40 milyar dolar. Böylesine önemli bir yer Başakşehir. Yani acaba insanın aklına şu geliyor. Kanal İstanbul geçtiği için mi orası değerli? Yoksa orası çok rahat elde tutulduğu için mi oradan özel olarak bir Kanal İstanbul icat edildi? Yani orası öyle. Çünkü 40 milyar dolardan bahsediyorsun. Tabii aslında şu. Orası yeni büyüyen. Dolayısıyla baştan kontrol altına aldığında sonuna kadar kontrol edebileceğin bir alan olarak gözüküyor. Bu anlamda iddianızı doğru buluyorum ben. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bunu sizi ben daha önce o zaman Sol Şerit programına davet etmiştim. Evet. Başakşehir ilçe teşkilatının katkıları orada gözükmüştü. Orada bir Başakşehir göleti meselesi vardı. O gölet bir cins yolsuzluk gibiydi. Galiba büyük ondan bir yolsuzluk. Şöyle çok kısa anlatarak evet. Ama orada sormak istediğim şey Başakşehir gölet yolsuzluğu değil. Hatırlatmak için sadece hatırlatırsanız sevinirim. Orada bir FETÖ parmağı çıktıydı ortaya sürpriz bir şekilde. Evet. Bir de. Onu bir hatırlatır mısınız? FETÖ parmağını hatırlatayım sonra ama şunu söylemek isterim. Gölet ihalesinde iki tane Danıştay kararımız var. Birincisi belediye başkanının aldığı yetkiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı. İkincisi ihalenin ihaleyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı. Ama buna rağmen o ihalede henüz bu kararlar uygulanmadı. Belediye başkanı yüksek mahkemenin aldığı kararı bile arkadan dolanarak şu arada oradaki inşaat yapı devam ediyor. Bunu belirtmek isterim. Evet. Yani bir avukat kimliğiyle kanun tanınmaz bir avukat. Onu belirtmek isterim. Bu şimdi şeyle olay ilgili evet. Olay şu. Şimdi ihaleyi verdiği firmayla ilgili de biz sadece hukuki süreçlerle ilgili ihaleyi verdiği firmayla ilgili bir araştırma başladık. O da şu. Mehmet Fatih Ağgül. Mehmet Fatih Ağgül Big Otoman diye bir şirketin kurucusu. Sonra Mehmet Fatih Ağgül bu şirketi hisselerini Atmaca Gayrimenkul şirketi bu şirketin hisselerini tamamını alıyor. Katipa Atmaca. Şimdi oradan gelecek. Evet. Atmaca bu şirketin hisselerinin tamamını devralıyor ve dolayısıyla Big Ottoman şeyin iştirak haline geliyor Atmaca'nın. Sonra bu Atmaca gölet ihalesini alan firma. Evet. Yine Mehmet Fatih birinci ilişki bu. Yani Mehmet Fatih Akgül'ün ortak olduğu bir firmayı aldı Atmaca. Peki. İkincisi şu. Mehmet Fatih Akgül MFA diye bir firma kuruyor adının başlıklarıyla. Atmaca onu da alıyor. Evet. Sonra da Mehmet Fatih Ağgül bu şirketteki hisseleri devrediyor. Ama ne zaman? İhaleden sonra. Hı hı. Dolayısıyla Mehmet Fatih Ağgül kim sorusu önemli. Mehmet Fatih Ağgül Fethullah Gülen'in yeğeniyle evli, aranan ve kaçak şu anda yurt dışında. Kaçak birisi. Bizim iddiamız şu. Fethullah Gülen'le ilişkili bir firmaya belediye başkanı iş vermiştir. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları bu paralel yapıyla ilgili var. Belediyelerin ilişkili olan kişilerin suçlu olduğunu söylüyor. Birinci iddiamızı buna dayandırarak biz Fethullah Gülen örgütü üyesi olmakla birlikte Fethullah Gülen örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan suç duyurusunda bulunduk hakkında. Birinci iddiamız Mevlüt Uysal hakkında mı? Mevlüt Uysal hakkında. Ama sadece buna dayandırmadık iddiamızı. Yani avukat da var galiba. Tabii. Şimdi oraya da geleceğim. İkincisi belediyenin bu ihaleyi veren şirketi Başakkent AŞ yani göleti satan şirketi. Başakkent AŞ'nin genel müdürü Mehmet Fatih Cengiz önce görevliyken alındı, tutuklandı ve sonra hüküm giydi. Hüküm de giydi.
Dolayısıyla bu ihale sürecinde etkin bir arkadaşımız. O Kanal İstanbul boyundaki arazilerle de etkin bir arkadaşımızdı. Ve tutuklandı. Şimdi ne zaman atanmış bu arkadaş? O suçlu da bunu atayanın hani titiz yönetici olma, araştırma gibi bir görevi yok mu? Bütün bu olaylar da 17-25 Aralık'tan sonra oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Hani 17-25 Aralık milat diyorlar ya. Hepsi de 17-25 Aralık'tan sonra. Sonra belediyenin danışman avukatı var. İrfan Öge, herkes biliyor artık. Bu avukat arkadaşımız daha yeni 2016 yılında 562 bin küsür liralık bir sözleşme imzaladı belediyeyle. Belediyenin avukatı. Bu İrfan Öge kim sorusu. İrfan Öge 562 bin TL'lik. TL'lik. Eski parayla 562 milyar. Şimdi bir avukatlık sözleşmesi bu. Bir avukatlık sözleşmesi. Ondan önceki yılda kısa zamanda 3-4 aylık bir zamanda 160 bin liralık bir sözleşmesi var. Hı hı. 2017 yılının sonuna kadar rakam bu. Şimdi kim bu adam İrfan Öge? Nerede ortaya çıkıyor? Katırcıoğlu ailesi meşhur. Pennsylvania'daki çiftlik satın alan, finanse eden. Şu bu şey bu soruşturma kapsamında da ortaya çıkan hakkında bu konuda şey yapan bu ailenin avukatı İrfan Öge. Yani Başakşehir'den bir bakıyorsun 3 koldan 4 koldan nereye baksan Fethullah çıkıyor karşına evet. diye anlatıyorsun Şimdi, diye anlıyorum. Bütün bunlarla ilgili belediye başkanının savunmasını söylüyorum. Belediye başkanı diyor ki ben baylok listesinde yokum. Arananlar komun arananlar kom ve tem daire başkanlığının terörle mücadele daire başkanlığı arananlar listesinde yokum diyor. Mevlüt böyle Uysal böyle mücadele diyor. Böyle mücadele geçiyor. Diyor ki Mevlüt Uysal mı söylüyor bunu? Benim Bankasya'da hesabım yok diyor. Böyle savunma yapıyor. Bankasya'da hesabım bulunmadı falan. Şimdi biz başka bir şey söylüyoruz ama. Yani Bankasya'da hesabın olmasına gerek yok ya. Şurada orta dönen rakamlar milyonlar, trilyonlar, binler dönüyor. Bir de Başakşehir Belediyesi açıklama yaptı bu söylediğinize. Evet. İhale kanununa göre yapılmıştır. İhale kanununa göre müdahale edilmemiştir. Evet. Evet, şimdi ihale kanununa göre yapılmışsa ama sonradan şunu söyleyeyim. Bu iş halen devam ediyor. Bu işin tedbirini almakla ilgili. Milli Güvenlik Kurulu'nun çeşitli genelgeleri var. Baktığımızda açık bir suç unsurunu orada görüyoruz. İptal edilmesi gerekir. İptal edilmesi gerekir. Yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu şey açısından, FETÖ soruşturmasından böyle. Diğer taraftan ihaleyle ilgili zaten karar kavgalı bir ortamda geçti. Mahkemedeki belediye başkanı bu kadar geniş yetkiyi ne yapacağı belli olmayan bir yetkiyi kullanamaz. İptal ediyorum dedi. İhaleyi durdurdu. Danıştay'ın kararı da var diğer taraftan. Peki yani buradan şunu anlıyorum ben. Deniyor ki AKP cenahında da bunlar örtülü olarak söyleniyor. Hı hı. Sayın Siyah, işte Kadir Topbaş'ı biz yolladık çünkü damadı falan işte FETÖ'cüydü falan gibi ortalıklarda böyle bir şaia dolaşıyor. Dolayısıyla yani ondan gönderildi demeye gidiyor. Evet. O zaman yerine gelen daha dört canım. Koldan. Şimdi şöyle o zaman çıkıyor. FETÖ'cünün çıkıyor. Bana biat edeni makbuldür. Yani böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani sürecin böyle ilerledi. O dördüncü dosyayı söylüyorum. Yine Fethullah Gülen ilişkili bir firma. Şelale Park'ta bir alanda. Parkın ortasına büyükçe bir restoran yapıldı. İtiraz ettik. Danıştay'dan yine kazandık. Danıştay'da kazandık. Yıkmadı. Yıkım kararı var. Ve sonra yaptırdığı firma, bize karşı savunduğu firmada Fethullah Gülen soruşturmasında ilişkili bulundu. Orada da belediyenin. Orada da büyük. Yani Başakşehir'de Fethullah Gülen'le ilişkili olmayanı bulmak zor. Ya aslında ben öyle AKP anladım. Açısından da biraz onun da daha zor olduğunu düşünüyorum. Onu da söylemek isterim. Peki bir Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir konuşma yaptı efendim. Bakın şu baylok hani biraz önce Sayın Mevlüt Uysal demiş ki ben göğsünü gere gere demiş ki ben baylok listesinde adım yok demiş. O baylok listesi de esrarengiz bir şey. Kim var kim yok o listede bir türlü göremiyoruz. Şimdi ama sosyal medyada bir takım listeler çıkmaya başladı. Silemediği bir liste var. Sivas'ın avukatları arasında, Sivas davasında var. O yani. Bir de o tabii. Sivas'taki Madımak yangınında suçluları, zanlıları. İrfan Öge de o avukatlardan bir tanesi. Evet. İrfan Öge, Sivas davası avukatlarından, Hayati Yazıcı, Mevlüt Uysal bunlar Sivas davası avukatlarından. Hepsi bir yerde buluşuyorlar. Burada buluşmuşlar demek ki. Efendim, şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı'nın konuşmasını bir izleyelim bakalım ne demiş. Yani onlar Saadet Partisi AKP'yi iyi tanıyan, iyi takip eden birisi. Bakalım ne demiş. Ama ceza vermek isteyenlerin umurunda değil. Biz karar verdik. Kimin telefonunda olursa olsun baylok çıktıysa biz bunu hapse atarız. Bunu kamil manada uygulasınlar. Size şu taahhütte bulunayım. AK Parti'nin %60'ı hapse girer. Mevlüt Uysal girmezmiş.
Evet. 60'ın dışındaymış. Bunun hakkında ne diyorsun Mustafa Hoş? Ya öyle bir acayip bir dönem ki hani gelen gideni aratıyor. Yani gidenin de yatacak yeri yok. İstanbul Belediye işte, Başkanlığı için söylüyorsun. Hayır, Diyanet İşleri Başkanı için de söylüyorum. Evet. İşte İstanbul değişen başkanı. Bundan sonra değişecek belediye başkanları varsa işte Melik Gökçek için de aynı şeyi söylüyor. Melik Gökçek'i bile aratacak hale de gelebilir. Hani o zaman şeyi görüyoruz zaten hani dışarıdan böyle baktığında hani çok vahim bir şeyle karşı karşıya ülke. Yani aslında hani liyakat denilen şeyin hayatta ne kadar önemli olduğunu da fark ediyorsun. Hani tamam liyakati falan geçti. Bir taraftan da işte bu seçimle gelen insanları bir anlık bir kararla anında görevden alıyorsun ve istifaya zorluyorsun. Ama sorun şurada. İstifa ederken bir sürü sistemi var Kadir Topbaş'ın. Adam yerine konmamak gibi. Ağır laflardır bunlar canım. Hani bizde o siyasi jargonun dışına bırak delikanlılık jargonuna baktığında ağır laflardır bunlar. İşte adam yerine konmamak, belediyeye borçsuz devrettiğini söylemek ki öyle olmadığı öyle da ortaya çıktı. Öyle olmadığı başka da ortaya borçlu çıktı. Hani bütün bunlara baktığımızda hani şöyle bir kişi karar veriyor ve sonra bu uygulanıyor ve uygulandığı yerde de aslında yanlış bulanlar da niye yanlış bulduğunu söyleyemiyor. Yani şimdi Kadir Topbaş AKP'nin önemli isimlerinden birisidir. Herhangi birisinden söz etmiyoruz ki ve 13,5 yıl sanırım yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'u en uzun yöneten belediye başkanlarından bir tanesi, ikincisi. Hani bu kadar uzun bir süre görev aldığı bir yerde ben istifa ediyorum deyip gidemezsin. Bunun gerekçelerini ortaya koymaktasın. Koymak zorundasın. Eğer yaptığı işlerle ilgili bir tasarruf söz konusuysa bunun yeri de İslam'a hizmet etmek için kenara çekilmek ya da dergah kurmak ya da bir yerlere gitmek değildir. Mahkemedir. Eğer bir o 4 tane dosyaya ihaleye karşı çıktığı için görevden alındıysa da o 4 dosyanın da gideceği yer yine mahkemedir. Bak ortada hiç bunlar yok. Hukuktan hiç söz etmiyoruz. Hukuksal hiçbir ilişkiden söz etmiyoruz. Tamamen kişisel bir tercihler ve aynı zamanda da aba altından sopa gösteriyor herkes birbirine. Ona diyor gitmezsen başına şu gelir. İşte damat da şuydu. Daha önceki hani Kadir Topbaş'ta İstanbul talanında hep karşı durmuş birisi değil ki bu zamana kadar. İstanbul talan edilmiş bir şehir. Hani nasıl talan edildiğini işte geçmişe dönersek Tayyip Erdoğan da söylüyor. Üçüncü köprünün talan olacağını söylüyordu. Yani kendi ifadesiyle üçüncü köprü yapıldı. Onun talan dediği yere ortada demek ki böyle bir şey var. Bunun suç ortaklarından birisi. Yani hiçbir şekilde böyle hani en azından seçmenine saygıdır bu. Sana oy vermiş insanlara saygıdır. Hani eğer neyse sorun neden görevden ayrılmak zorunda kaldığını net bir şekilde açıklarsın. Kendini aklama yerinde İslam örtüsünü üstüne çekmek değil mahkemelerdir. Yani hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Ya edemez böyle hani böyle devam ederse hiçbir suç karşılığını bulmaz. Yani aslında şöyle de bir durum söz konusu. Yani bir pazarlıkla gittiyse Kadir Topbaş o pazarlığın ne olduğunu da anlatmak zorunda. Yani çünkü büyük bir ranttan söz ediyoruz biz. Kadir Topbaş da Türkiye'nin sayılı zenginlerinden birisi. Yani sadece bir belediye başkanı değil, Türkiye'nin sayılı gıda zenginlerinden birisi. Gıda sektörünün önemli adamlarından biri. Gıda sektörünün önemli adamlarından biri. Yani sadece o değil. Hani inşaatıydı, şuydu, evet. Gıdaydı, bilmem neydi. Hani Boğaz'ın en güzel yerlerini tesis açacak kadar ki Boğaz'a dokunmak bile mümkün değilken bir sürü orada yapılaşma var. Geçen Boğaz'ı da gördüm. Hani koruma kurulu falan herhalde hepsi hikaye haline geldi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eskisi İstanbul halkına neden ayrıldığını açıklamak zorunda. Yeni gelen de neden getirildiğini açıklamak zorunda. Yani gördüğümüz kadar evet. Büyük bir belediyecilik başarısından hiç söz edilmedi şu ana kadar. Birazdan bütçesinden de bahsederim ama hani şeyde aslında eksik bir süreç var. Davutoğlu niye gitti?
Benzer bir süreç değil mi? O süreçte böyle, evet, şey, o zaman da eksik kaldı. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Peygamber atamıştı zannedersin. Evet, öyle bir şey var. Yani işte az önce söylediğim bu rehinlik, şantaj ve suç ortaklığı evet, ilişkisi. Yeni bir hukuk gelişiyor, suç ortaklığı evet, hukuku. Bu bir yeni bir kavram ve Türkiye açısından da aslında geleceği o kadar çok karanlık hale getiriyor ki. Bak, kısa bir şey söylemem lazım tam burada. Yani bir tahakküm Türkiye'ye hükmediyor ve burada bir sürü değerler aşındı. Ama bu sadece tek taraflı değil. Diğer, yani muhalif görünen ya da AKP karşıtı olanda da büyük bir erozyon var. Yani bizim insani vasıflarımızdan en önemlisi nedir? Merhamet. Vicdan sahibi olmak. Merhamet ve vicdan ortadan kalktı. Kesin hüküm var. Yani neden söz ediyorum? Kötülük her yere bulaşıyor. Hani şundan söz ediyorum. İşte Emrah Serbest olayı. Bir şey yaşanıyor ve anında peşin ve kesin hükümler var. Elinde bilgi yok, belge yok. Bilgiler, belgeler geldikten sonra bunlar yapılsa eyvallah. İşte Mahmut Tanal'ın Kadri Gürsel'in tahliyesindeki orada neden durduğuna ilişkin bir sürü dalga geçildi, bir sürü aleyhine şeyler söylendi. Orada ne iş var? İşi açıklıyor. Tabii. Onun sayesinde orada. Evet. O fotoğraf oluyor. Peki. Efendim, yani bunlar sosyal medyada çok tartışılıyor. Her birinden ayrı program çıkacak kadar önemli konular aslında. Ama biz mevcut rotamızda duralım şimdiki halde. Bir reklama gireceğiz. Reklamdan sonra bakın, şimdi şunlar var. Eğitimde tarikatlara verilen yeni bazı yetkiler ortaya çıktı. Bir. İkincisi, arkası arkasıya vergiler konmaya başladı. Hani padişah fıkralarındaki gibi anormal vergiler. Bunların sebebi ve AKP'deki iç kavgayla bunların alakası. Buna benzer şeyleri konuşacağız. Son derece önemli konular. Bizden ayrılmayın.